Efendim bu ördeği ördek. Önceden ıslatıp birkaç, yani böyle biraz suda beklettim. Evet. İyice temizledik tabii. Tabii. Buyurun, ondan sonra şimdi bunu ocağa koyacağız. Evet. Ördeğimiz böyle. Tirit için önceden ıslatıp suda bekletilen bir ördeği ocağa götürüyoruz. Ördeğimizi haşlamak için bir tencereye alıp üzerine suyunu ekliyoruz. Yalnız bu arada sebzelerini kesmeden önce ben pirincimi bir ıslatayım. Tamam. O bir 10 dakika bekleyecek. Tiritle servis edilecek pilav için esmer pirinci ıslatıyoruz. Ördeği haşlayacağımız suyun leziz olması için bir havucu doğruyoruz. Soğanı 4 büyük parçaya bölüyoruz. Soğanını koyuyoruz. Buyurun. Havuçlarını koyuyoruz. Daha lezzetli ve vitaminli bir su olacak. Top karabiberleri de suya ekliyoruz. Evet, 10-15 tane tane karabiber attık. Tuz. Evet. Kullandık. Ve tuz koyuyoruz. Kapatayım mı? Evet, şimdi kapatabiliriz. Buyurun. Ne kadar bu pişecek? Yaklaşık 2 saat. Pilavımızı daha lezzetli olması için et suyuyla yapacağız. Ve içine haşlanmış nohut da atacağız. Önce yağımızı tencereye alıyoruz. Bir yandan pirinci sudan geçiriyoruz. Gönül Hanım pilavını pirinci kavurarak yapacağı için tencereye önce yağ koydu, üzerine de ıslattığı ve sudan geçirdiği pirinci döküyor. Pirinci mis gibi kokan yağla iyice kavuruyoruz. 2 bardak et suyunu kavrulan pirincin üzerine döküyoruz. Evet, nohutumuzu da ilave ettik. Şimdi biraz karabiber. Muhteşem ya, harika. Ve ışıklı. Evet. Tuzunu koyuyoruz şimdi. Evet, pilavımız da tamam. Evet. Şimdi koyacağız. Bu suyunu çekecek. Tirit için ördeği ve pilavı pişmeye bırakıyoruz. Geriye piştikten sonra sunum için bütün malzemeyi birleştirmek kalıyor. İyice haşlanan ördeği tepsiye alıyoruz. Bir iki kepçe de suyundan ekleyip 200 derecelik fırında üzeri kızarana dek pişireceğiz. Fırınımızı 200 derecede. Evet. Oo. Nasıl? Çok. Yani istediğimiz değil mi şu anda? Evet, istediğimiz kızarma şekli bu. Ama of, bir çevireyim. Öbür tamam, tarafı da öbür kızarsın. Kızarsın. Bir tarafı pişen ördeğin diğer tarafının da güzel kızarması için ters çevirip tekrar fırına veriyoruz. Tiriti hazırlamak ve son haline getirmek için ördeğimizi fırından çıkarıyoruz. Ördeğimizin iki tarafı da nar gibi kızarmış. Ördeği bıçak yardımıyla kesiyoruz ve lavaşları hazırlamaya geçiyoruz. Servis tabağının tabanına lavaşları yerleştiriyoruz. Tirit için pişirdiğimiz et sulu, nohutlu pilavı lavaşların üzerine alıyoruz. Ördeğin etlerini ayırıp pilavın ortasına dolduruyoruz. Pişmesi yaklaşık 2 saat süren ördek eti tel tel ayrılıyor ve yumuşacık olduğu çok belli oluyor. Tabii bu da ağızları sulandırmaya yetiyor. Çok az lavaşlarını et suyuyla ıslatıyorum. Evet, şunlar tamam. Bu şekilde. Burada pekmezimiz var hazır. Ben size bunun nasıl yenildiğini de göstereyim. Süper. Birazcık pilav koyuyoruz buraya. Sonra ördeğimizden alıyoruz bir parça. Ve pekmezle sonra final yapıyoruz. Evet. Pekmezimizden birkaç damla damlatıyoruz. Ve sarıp afiyet olsun. Evet, diyoruz. Bu şekilde sararak böyle yiyoruz efendim. Evet. İkramlarım.